İyi, tekrardan merhaba sevgili hayvancılık, ziraat ve hububat gönül dostları. Yepyeni bir bölümle tekrardan ha. Allah'ım, ne saçma şey. İyi, tekrardan ha, karşınızdayım. Şöyle tek kulağımı hafifçe açayım. Ha, çok bağırmamak için açıyorum o tek kulağımı da. Ne yaptınız? Benim için uzun, sizin için kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Bunlar olmuş. Göreceğiz. Bunlarla bir şey yapılıyor muydu? Çiçek miydi sadece? Çiçekte de bir şey yapılıyor muydu daha doğrusu? Onu hatırlamıyorum. Ah, bu ne? Bu da lacivert. Bazen rengi daha değişik. O kadar. Bir esprisi yokmuş. Neyse, bunları... Oo, hakikaten hepsinin rengi farklı. Ama yiyince iyi enerji veriyor, ama tabii benim ihtiyacım yok. Benim burada ne vardı? Balta, kazma, dört. Dörtte kazma, kazma mı? Kazma vardı. Onu bugün mü alacaktım acaba? Şimdi bahçe güzel. Onu, o tarafta sıkıntı yok. Şunları satayım. Bak, uzun bir aradan sonra oynuyorum. Yani bugün elim biraz yavaş olacak, o yüzden büyük ihtimalle. Ama bir sonraki bölümde falan toparlamış olurum. Tekrar hızlanırım. Eski deli hızıma kavuşurum. Şimdi kovamı alacağım. Önce mantarlara. Kovayı aldık. Sonra da hayvanlara bakalım. Ne olmuş, ne etmiş. Şu an hakikaten uzak kalmışım oyundan, şimdi fark ettim. Bir bocalamadım değil. O yüzden ilk günden madene gitmeyeceğim. Çöldeki madene gitmeyeceğim. Buralarda yapılacak bir şeyler varsa onlara bakarım. Bahçeye mahçeye yıkarım diyeceğim de çok fazla da bir şey kalmadı burada aslında. Param da var. Gidebilirim madene ya şeye. Oh, güzelliğe bak. Tam ben geçerken şaraplar oldu. Şunları bir sevelim. Severken sütünüzü de alayım. Bunun sütü yok. Bunun var. Ha, yanlış tıkladım herhalde. Bunun da var. Güzel. Aa, bunları... Aa, burayı ben geniş... Aa, ben burayı büyüttüm. Tamam. Aa, buraya domuz alacağım o zaman. Tamam ya. 9'a kadar bekleyeyim şu şey açılsın. Hayvancı abla. Muhtar Bey'in donunu unuttu. Hayvancı abla. Ders içeride galiba bunlar. Hala ördek bana tüy vermiyor ya. Sana da mı tıklamışım ben? Şunun arkasında gözükmüyor bazen. O yüzden buraya özellikle bir şey yapıyorum. 4 tane var zaten, şeyiniz yeter. Ördek. Senle muhabbetimiz hayvan gibi, bir tane tüy vereceksin bana lan. Şimdi şunu şuraya atıyorum. Bunları satacağız direkt. Ama onları yeni şarabı yapmam lazım. Şurada meyve var mı? Vegetables lan, olmaz herhalde. Parsnip seed. Bunları ekebilirim aslında bugün. Şöyle yapayım. Aa, hangisini ne atacağım, çok karıştırdım ya. Bunları içeri atacağım. Ay Allah'ım, çok karıştı kafam. Vallahi şu oyun uzun süreden sonra tekrar açınca insanın kafasını acayip karıştırıyor. O yüzden bu oyuna yeni başlayan... Gerçi yeni başlayınca tercihi tek tek yaptığın için şey yapıyorsun da. Şu sulama makinesini aldın mı? Almadım. Sulama makinesi dediğim de şu ya. Böyle bir makinalık bir durumu yok. Şimdi parsniplere gideceğim ama şuralar şey olmuş. Aslında çok daha fazla ekebileceğim yer var ya. Ben bunu... Buraları değerlendirsem mi gene? Tohum mu alsam? 16. 1, 2, 3, 4 tanesini bunlarla zaten şey yaparım. Oo, buralar da gitmiş. Evet abi, benim tohum işini şey yapmam lazım. Şu otomatik tohum ekme makinesi de olsa ya. Hazır buradayken sulayayım da. Ha doğru lan, 8 8 ekiyordum. Ben 4 4 ekiyorum gibi düşündüm. Bitti şimdi.
Bir 10 tane var, 11 tane var. Demek ki 11, 88 tane tohum almam gerek. Bir saniye şöyle yapayım o zaman. Şurayı da sulayayım, bunu atayım şeye. 88 tane tohum alıp ekeceğiz. Hadi bakalım. Şundan almamaya çalışacağım. Bir de bu çünkü şey, içinden geçilemeyenlerden. Geçerken şu şaraplarımı satayım. Aa, önce domuza gideyim ya. Aşağıda domuzcu abla vardı. O domuzun bahçede gezip truffle denen o mantarlardan çıkarması gerek. Mantar yanlış hatırlamıyorsam truffle. Şu an onlara bakmak istemiyorum. Bu fiberi de çöpe atmak istiyorum hatta. Ay, kuşlara bak ne güzel. Domuz herhalde 7000 falan değildir. Kaç paradır ki? 1000-2000 bir şey. Aa. Aa, bugün kapalıymış ya. Niye? Çünkü bugün benim ihtiyacım var. Ah, şarap şey için koymuyordum. Allah'ım, çok çok daldım yine. Görev merev yokmuş, tamam. Şimdi önce şu benim kız ne yapıyor burada tek başına ya? Şöyle fırtınalı bir hava olsa da şu pillerden alsam bir tane, o köprü değil, tüneldeki zımbırtıyı açmak için lazım o da. Çıkmıyor. Şimdi dayıcım. Yapma be. Bu onu bugün biter diye düşünmüştüm ya. Kılıcım çok afilli bu arada ya, gerçekten. Oyundaki en iyi kılıca sahibim. Şu en iyi ayakkabıya da sahip olabilirim. Büyük ihtimalle. Daha iyi bir yüzük vardı diye hatırlıyorum. Aa, burada da görev yok. Aa, ne kadar kısır bir salı günü ama yani. Vincent'ın yumurta festivali. Ben bu Emily'ye yazacağım. 20'sini inşallah unutmam, gider bir hediye mi diye bir şey veririm. Yumurta festivali. Çiçek, bu yumurta festivalinde galiba çilek tohum satın alabiliyorduk ya. O yüzden kısa sürede çıkan bir tohum alayım. 88 tane alacağım. 44 tanesini kısa sürede çıkanlardan alayım. Dur bakayım. 4 gün bu. 12 gün bu çok. Bunu çok yer kaplayan patates 6 gün. Parsnip ucuz da. Şimdi 88 tane alacağım. Başka ne var? Tulibi geç. Kale. Bu kale neydi ya? 6 gün diyor. Şeye ne kadar vardı? 6 gündür. Bir bakayım şuna. Bir, iki, üç, dört gün var. Dört gün varsa hepsini parsnip alabilirim aslında. Dört günde bitiyor çünkü. Hayvanlık ediyorum ve 88 tane parsnip alıyorum. Param var ne de olsa. İyi para verdim ama şaka bir yana. Şimdi burada yapacağım çok şey benim baltalanmış oldu. Hayvanı alamadık. Şey yapamadık. Oho, ben ne anladım bugünden. Nasıl şu parsnipler? Aha, şu şeytan tavuğunu sevdim mi lan ben? Sevmeyi unuttum mu acaba? Şeytan tavuğu sevmişiz. Bu şeytan tavuğundan ne olacak acaba? Orada nasıl özlemişim şu oyunu? Ya, bu oyunu kayıt almadan oynamıyorum. Bildiğiniz üzere. Sizlere ayıp olmasın diye. Lan çok özlüyorum ya, baya şey oldu. Köy hayatı bağımlılık yaptı bende adeta. Ah, şöyle. Şu aşağıdaki yengeç kaplı şeylerini de toplayayım bari. Bunların güzel tarafı artık içine yem koymam gerekmiyor olması. Şu çöplerden bir fayda sağlayabiliyorum. Ne yapacaktım başka?
Ha, bu recycling machine buydu değil mi? Şurada aslında peynir makinesi falan yapsam mı beşli şöyle bir, çünkü süt de birikiyor baya. Peynirin parası nasıl oldu onu da çok hatırlamıyorum da. Ha, şimdi şarap şeyi koyacağım. Şunları satayım direkt. Aa, bal oldu. Balları da aslında içerideki buzdolabına koymaya başlayabilirim ya. Şu cüt da nasıl saklıyorum var ya, kesin çok önemli bir şey çıkacakmış gibi. Şimdi 5 tane aynı 5 tane coconut fruit. Coconut'tan şarap yapılır mı? Yapılır. Niye yapılmasın? Aa, yapılıyor. Hem de hepsi sarı yıldızlı. Çok da güzel olacak. Hayvan gibi de para verir diye tahmin ediyorum. Ha, şeyleri buraya koydum. Bu sandalsını diğer tarafa taşısam daha iyi ya. Hazır evde bugün günüm boş. Şöyle radikal birkaç değişiklik yapayım. Bu sandığı şöyle koyalım. Ha, bütün sandıklarımızdan yan yana durmuş olsun. Şimdi balı içeri koyacağım. Strange one zaten pişmiş bir şey. Onu bir daha şey yapmam. Snow yem. Bunu da içeri koyabilirim. Ya bu Scarecrow, Rare Crow taksam mı acaba şey diyeceğim. Gerek yok şimdilik. Şu ikisini içeri bir koymayı deneyeyim. Yemek yaparken çünkü buradan otomatik kullanılıyor hatırladığınız üzere. Oha, 55 tane patatesim var. Patates turşusu yapılıyordur herhalde. Şunlardan da yapabilirim şu an. Grape birkaç tane de kalsın istiyorum. Süt kaç tane? 41 tane abi. Ben peynir makinesi yapmak için ne gerekiyordu bakalım. Crafting. Cheese press. 10 tane hardwood. Abi ne yapıyorum? 45 tane wood, 45 tane stone. 45 tane wood, 45 tane stone. 90. 2 tane yapabiliyorum. Tam 90 tane alayım. Üstümde fazla kalmasın. Şunu şöyle basılsın. 90 yapalım. Tane fazla oldu. 20 tane hardwood. 2 tane de copper bar lazım da copper barım yok mu acaba? Ah canım benim ya. Ama birkaç tane copper bar falan eritmem gerekiyor. Ben iridiumlarla ne yapacaktım? Onlarla da bir şey yapacaktım, hatırlamıyorum şu an. Şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Şimdi bir 45 odun daha toplarsam aslında. Stone neymiş ya? Refined Quartz iyi de. Stone çok saçma oldu. Refined Quartz denir herhalde. Evet. Blueberry Fruit. Bunlarla da aslında şarap yapabilirdim. Ama hepsi aynı olsun diye takıntı yaptığım için 4 tane kalanla yapmıyorum. Parsniplerle şu turşuyu yaparız. Şu maple şuruplar falan. Onlardan da çok birikiyor aslında. Onlarla da bir şey yapmam lazım herhalde. Şimdi ben bugün odun işine girişeyim. 45 turşu, 9 tane de yanıma alayım. Sayması kolay olsun. 45 lazım olduğuna göre kaç ediyor lan? 45, 36. Bunun 4 tane çıkıyormuş bunlardan. Şu onu şurayı bir açın da. Gerçekten bahçede ağaç bırakmadım ya. Bunları sonra ekmem gerekebilir benim. Kestiğim ağaçları. Taşları da kıramıyorum zamazingam olmadığı için. O da ayrı bir hüzün kaynağı benim için. Şu yeni çıkanlara çok bulaşmamaya çalışıyorum. Oha, 45 yapmışım zaten. Evet, tamam. Ha, bir tane kaprol yapmam lazım ama şu an. Şunlardan işte o dediğim pil olayını bekliyorum. Kaprol yapmışken 5 tane yapayım aslında ya. Bunu attım, bunu attım. Torch ben niye taşıyorum bilmiyorum ama onu da attım. 66. 45'e indirdik. Lan. Bundan 10 tane yapalım. Bugün hiç elimin ayarı yok sevgili dostlar. Ama şu oyuna dedim ya, uzun süre sonra ben girdim.
2 haftadır falan oynayamıyordum büyük ihtimalle. O yüzden beni bir az anlayışla karşılaşırsanız çok sevineceğim. Böyle tıklamalarda falan. Kapır. Burada mıydı? Heh. Şöyle yukarı alayım. Şunlardan da aslında şey gelse onlardan da güzel para gelecek bana da. Tamam, bunu yaptık. Şu otları biraz keseyim, bizim hayvanlara saman olsun. Gerçi ne kadar var hiç bakmadım da. Oh, çok güzel, hızlıca ne oldu? Hop, bunu da yaptık. Güzel, beşerli beşerli peynir de üretebileceğiz o zaman. Large peynir var. Large peynir de neyse. Large sütlerden varsa getireyim hemen, onlarla başlayayım. Vallahi bugünü böyle yedik ya gerçekten. Ama ya, kazmam yoktu yani, yapabilecek bir şeyim de yoktu ki. 5 tane large milkimiz varmış. Hemen onlarla yapayım peynir. Peynir de hızlı oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yarın hızlı hareket edip önce bahçe işlerini halletmem lazım ki şuradan toplayacak bir şey olabilir. Cauliflower'lar falan yarın çıkmaya başlayabilir. Beanler de çıkmaya başlayabilir. Buraya koşturacağım. Sonra şu ağaçlarda şimdilik bir şey yok. Aha bak, şu baykuşun bir esprisi var ama. Bir yere mi gidiyor acaba? Oyun hala böyle bilinmeyen gizemli şeyler falan vardı okuduğum bir yerde. Çünkü gizemli böyle bir enteresan bir taş gibi bir şey var böyle, üstüne bir yol haritası falan gibi bir şey olan, bilmem ne, millet hala çözememiş sırrını. Ama o işte böyle haritada gizli olan sandıkların yerini işaret ediyormuş falan gibi bir şey diyordu mesela. Ben hiç daha öyle bir sandık bulmuşluğum yok. Burada ya ben bu çitleri de genişletebilirim aslında diyeceğim ama çok sıkıntı ya. Çok, çünkü dar ufak bir yere yapmışım bu şeyi. Çünkü buradaki domuzların, ya bir duyduğum yere göre buradaki domuzların truffle bulabilmesi için gezmesi gerekiyormuş. Şu kadarlık yerde gezdikleri yetmeyebilir bunlara o yüzden. Yeni peşte bir de yanlış hatırlamıyorsam şu... Köpeğimi sevmedim ben bugün. Şu binalar yer değiştirebilir oluyormuş bir de. Şeydekiler. Gerçi şu anda da var gibi hatırlıyorum ben öyle bir şey ama yani. Ben peşte gelecek gibi okudum ama ben zaten vardı gibi hatırlıyorum, o yüzden tam emin değilim, ona bir şey söylemiyorum. Saat 10 oldu, ben bugünü burada bitiriyorum artık sevgili dostlar. Böyle bir ısınma bölümü gibi bir şey oldu benim için. Yarın nasıl ortamlardan ortamlara akarım, yarın ne yaparım şu an bilmiyorum ama kesin güzel bir şey olur. Bir yandan da şu peşi çok bekliyorum. Peşte Emily ile evlenilebilir oluyor. Peşten sonra ben de karar verdim, Emily'ye yazacağım. Böyleyken böyle. Hepinizi çok öpüyorum sevgili dostlar. Yeni bölümde herhalde yarın yine karşınızda olurum ben. Ya da bugün bile olabilir çünkü ikişer ikişer yüklüyorum artık. Hadi hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.